Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. Diğer bir takipçimizden gelen soru da şu yöndeydi. İltica başvurum beklemede yüksek lisans yapabilir miyim? Ayrıca yüksek lisans yaparken başvurum red olursa eğitimime devam edebilir miyim diyor bu değerli takipçimiz. İçeride iltica bir dosyanız varken tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nde kalabiliyorsunuz. Ve bu kalmadan dolayı da eğer gerekli süreleri tamamladıysanız çalışma izni hakkınız da mümkün olabiliyor. Tabii bundan dolayı da sosyal güvenlik numarasıdır, işte ondan sonra ehliyettir. Bu tip ve çalışma izniyle beraber ehliyetinizi de alıp Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamınızı devam ettirebiliyorsunuz. Tabii eğitim noktasına gelirken yüksek lisans eğitimi demiş bu takipçimiz. Buradaki önemli olan ilk nokta sizin yüksek lisansı yapmak istediğiniz üniversite ya da bölümün ya da okulun sizi kabul ediyor olmasıdır. Dolayısıyla bu tip durumlarda okullar iki şeye bakacaklardır. Bir tanesi siz uluslararası bir öğrenci misiniz yoksa siz Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan buradaki belli ikametgah şartlarını yerine getirmiş bir öğrenci misiniz diye bakarlar ve bunun şartlarına da bakarken üniversiteye başvurduğunuzda genelde üniversite ikametgah şartı olarak sizin o üniversitenin olduğu ki eyalette belki bir yıl belki daha fazla yaşıyor olmanıza bakacak. Dolayısıyla siz Amerika Birleşik Devletleri'nde iltica dosyanız beklemedeyken eğer okula başvuru yaparsanız ve okul sizi programına kabul ederse kalabilmeniz için herhangi bir engel yok burada. Yani sizin okula gitmenizde bir engel yok, eğitiminizi devam ettirmenizde bir engel yok. Okul sizin Amerika Birleşik Devletleri'nde kalış ikametgahınızı kabul ettiği sürece. Belki bu noktada şu gündeme gelebilir. Eğer çalışma izni almışsanız, sosyal güvenlik numarasını almışsanız tabii ki okula bunları verirken çok daha rahat bir sürece gireceksiniz. Dolayısıyla benim tavsiyem bu takipçimize okuluyla irtibatta olmasıdır. Ve okulundan kabul aldıktan sonra istenilen belgeleri verdikten sonra iltica süreci devam ederken de okulu ve eğitimine gidebilmektedir. Eğer bu eğitim süresince içerideki dosyası red alırsa bu eğitimini etkileyecek bir durum değildir. Dolayısıyla siz eğitiminize devam edebileceksiniz, eğitiminizi etkilemeyecektir. Dolayısıyla bu takipçimize tavsiyem gönül rahatlığıyla eğitimini başlatabilir. Okulu kabul ettiği sürece iltica dosyasının sonucu çok önemli olmadan eğitimine, yüksek lisansına devam edebilir şeklinde cevap vererek bu sorusunu cevaplamış olalım.